planı vurmasıydı. Önümüzde çok fazla soru var. Bu bir bölgesel savaşa dönüşebilir mi? Farklı cepheler açılır mı diye soruyorduk ki işte bu görüntüler, yaşananlar farklı cephelerin de açıldığını zaten bize gösterilmekte. Kudüs'e gidelim. Nimet Kıraç karşımızda. Nimet Kıraç, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. İyi yayınlar diyelim. Şimdi hakikaten çok zor bir ortamdasınız. Az önce Lübnan sınırından gelen görüntüleri aktardık. Bugün Mescid-i Aksa'daki polis müdahalesinden sonra şu an son durum ne Kudüs'te Nimet Kıraç? Şu an son durum Şabat akşamı olduğu için her yer, iş yerleri kapandı. Ben de gayet merkezi olan Caffa Caddesi'ndeyim. Burada çok az insan var ve güvenlik önlemleri had safhada diyebiliriz. Çeşitli noktalarda polis ve asker, İsrailli polis ve askerler var. Çok da fazla sivil olduğunu söyleyemeyeceğim. Gayet gergin bir gün yaşadı bugün Kudüs, bildiğiniz üzere. Şimdi de akşamındayız. Evet. Nimet Kıraç, şimdi Filistin'de can kaybının 1799'a ulaştığını biliyoruz. Onun dışında mesela gazeteciler var orada görev yapan. Sizin şartlarınızı anlatır mısınız bize? Nasıl çalışmaktasınız? Nasıl güvenliğinizi sağlamaktasınız? Yani bir gün içinde neler yaşıyorsunuz? Şöyle, geldiğimden beri Tel Aviv'de bulundum. Ondan sonra Gazze sınırında bulundum. Sderot'ta, Aşkelon'a gittim. Bu Hamas'ın füzeler attığı yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki Gazze'nin şehre gittim. Buraların en tehlikeli olan kısmı Gazze sınır Evet. hattıydı. Orada güvenliğimizi biz kendimiz sağlamak durumundayız. Çelik yelekle ve şeyle, başlıkla dolaşıyoruz. Onun dışında İsrail askerleriyle konuşurken basın kartlarımızı gösteriyoruz. Konuşmaya çekinmiyorlar çünkü dünyaya şu anda onlar da kendi perspektiflerini yansıtmak istiyorlar. Bugün Kudüs'te yaşanan arbedede biraz itilip kakıldık açıkçası. Biz de göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su, ki lağım suyuydu. Buna maruz kaldık maalesef. Gazeteciler için çok zor bir ortam. İşte bahsettiğiniz gibi Lübnan'da gazetecilerin öldürüldüğü iddiası var. Onun Evet. dışında da Gazze'de 7 gazetecinin öldürüldüğü bilgisini aldık. Gerçekten zor günler diyebiliriz. Hı. Nimet Kıraç, şimdi hakikaten kolaylıklar diliyoruz. Biz burada sizin şartlarınızla kıyaslanmayacak bir durumdayız. Şimdi Şabat akşamı olduğu için arkanızdaki caddenin boş olduğunu görüyoruz. Çok yerinizden oynamamakla birlikte bağlantımız da çok etkilenmesin Nimet Kıraç ama sokağı bize göstermeniz mümkün mü? Şimdi oradaki o sakinlik Şabat akşamı olmasından mı kaynaklanıyor? Normal şartlarda nasıl Kudüs sokakları tüm bunlar yaşanırken? Şimdi ben Batı Kudüs'teyim. Size biraz göstereyim şöyle sokağa, gösterebiliyorsam. Ve burası işte daha çok Museviler yaşadığı için Şabat akşamları zaten kapalı oluyor anladığım kadarıyla. Ama onun dışında bugün bilmiyorum, yayınınızda bahsettiniz mi? İşte yüzlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya girmeye çalıştı. Ancak yalnızca 5.000'e alındı. Normalde 30 bin 40 bin kişinin toplanıp cuma namazı kıldığı bir orta yerden bahsediyoruz. Yani Filistinliler bir araya gelmeye çalışıyorlar. Ancak buna İsrail güvenlik güçleri müdahale etmiyor diyebiliriz. Hı. Aman pardon, izin vermiyor, kusura bakmayın. Evet, şey Nimet Kıraç, şimdi yani oradaki insanlarla mutlaka temas ediyorsunuz, konuşuyorsunuz. Yani evet, bu savaş ortamından çok uzak insanlar değil onlar. Süregelen, çok uzun yıllardır süregelen bir durum var. Ama bu kez biraz fotoğraf farklı gibi. Bunun böyle bölgesel bir savaşa dönüşebileceği ve sonucunda değişmiş bir fotoğrafı görebileceğimiz algısı var bizde. Yani Ankara'dan gördüğümüz kadarıyla. Oradaki insanlar nasıl görüyor durumu? Şimdi İsrailliler farklı görüyor, Filistinliler farklı görüyor ama ortak bir nokta varsa eğer savaşın yakında bitmeyeceği görüşündeler. Yani iki Hı. tarafta karşılıklı birbirine öfke çok fazla diyebiliriz. Gazze'den gelen görüntüler Filistinlilerde öfkeyi artırıyor. Ondan sonra Hamas'ın işte Aksa Tufanı dediği operasyondan olan görüntüler İsraillerdeki öfkeyi çok artırıyor. Çok yüksek tansiyonlu bir ortamdayız şu anda. Filistinlilerle konuştuğum zaman şunu söylüyorlar: Filistin direnişinin bir yol ayrımında olduğunu ve nereye gideceğini bilmediğini söylüyorlar. Şu anda Filistin direnişi Hamas'ın yaptığı operasyondan dolayı daha güçlü mü, daha zayıf mı diye sorduğumda açıkçası buna bir cevap alamadım. İnsanlar tedirgin bir şekilde bekliyorlar diyebiliriz. İsrailliler ise
biraz öç almak ister gibi yaklaşıyorlar diyebilirim. Bir yandan da Filistinlilerin o göç hareketi var, biraz yoğun olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili elindeki bilgiler nedir Nimet Kıraç ve bununla ilgili İsraillerin görüşü nedir? İsrailler aslında şöyle, İsrail toplumsal olarak, siyasi olarak bölünmüş bir ülkeydi. Netanyahu karşıtları ve Netanyahu destekçileri olarak, işte bildiğiniz üzere kitlesel eylemler oluyordu. Yargı reformu geçirmek istiyordu Netanyahu buna karşı. Ancak şu anda bir araya geldiklerini söyleyebiliriz, pardon. Bir araya geldiklerini söyleyebiliriz İsraillilerin. En azından şunu söylüyorlar. Ben Netanyahu'yu sevmesem bile Gazze'nin bombalanmasını meşru buluyorum. Bu Holokost gibi bir kırımdı yaptığı Hamas'ın. Onun için İsrail'e işte hani Allah kuvvet versin minvalinde şeyler söylüyorlar. Filistinliler ise kendi aralarında fraksiyonlara ayrılmış olmalarına rağmen onlar da bir araya gelmeye çalışıyorlar ama İsrailliler buna pek de izin vermiyor fiziksel olarak. Yani biliyorum zor şartlardasın Nimet Kıraç. Eğer devam edemeyecek gibiysen lütfen bizi uyar. Benim bir sorum daha var çünkü. Şimdi bu durumda İsraillerin bir tepkisi var. Evet, son dönemde kamuoyunun Netanyahu hükümetine, iktidarına karşı da tepkili olduğunu biliyorduk. Ama şimdi Hamas'ın bu saldırısıyla başlayan çatışmalarda bir fark mı vardı dersin? Yani daha önce savaşa, ölümlere karşı olan İsraillinin de görüşü, düşüncesi değişti mi sence? Açıkçası değiştiğini görüyorum. Dediğim gibi Netanyahu'nun karşısında olan siyasi görüşü Netanyahu'nunkinden farklı olan, daha özgürlükçü olan insanlar bile ki konuştuğum kendi arkadaşlarım bile, gazeteci İsrailli arkadaşlarım bile şu anda Gazze'nin bombalanmasını meşru bulduklarını ve Hamas'ın her yöntem kullanılarak bitirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bunda tabii ki o görüntülerin, işte festivalden olan görüntülerin, ondan sonra Netanyahu'nun paylaştığı bebek, ölü olduğunu söylediği bebek görüntülerinin, bunların çok etkisi var. Bunlar karşılıklı öfkeyi artırıyorlar. Maalesef şu an tansiyon düşmüyor, artıyor diyebiliriz. Çok teşekkürler Nimet Kıraç. Yani güvenlikli bir çalışma ortamı ve kolaylıklar diliyorum.